Bir tarafta araç trafiği hızla akıyor. Bariyerin diğer tarafındaki yoldaysa çeltik kurutuluyor. Burası Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne. Hasadı tamamlanan çeltikte sıra kurutmaya geldi. Burada şimdi çeltik tarımının son safhasına geleneksel kurutma yapılıyor burada. Aşağı yukarı bu şekilde bu yolun üzerinde 3 günde kurur. Kimi üretici çeltiği makinede kurutmayı seçiyor, kimi de bu geleneksel yöntemi. Nedeni ise maliyeti en aza indirmek. Paran varsa, ekonomik durumun iyiyse götürürsün kurutmaya. Makinede kuruturursun malını. 6-7 saate kurur. Böyle 3 günde sürüyor. Bu bir de iklimle mücadele de var burada şu anda. Bu şekilde yolda kuruduğu zaman bir kurutma bedeli ödemeyeceksin. Orada bir maliyet kazancın oluyor. Bazı durumlarda çeltik kurutmanın adresi yine asfalt oluyor. Ya ne yapalım? Az olduğu için makineler almaz. Makineyi doldurmadığı için mecburiyetten böyle elle kurutuyoruz. Araç ve yaya trafiğinin az olduğu yan yollardaki asfalta sererek kurutma yöntemi tamamen geleneksel. Ancak kuruturken yapılması gerekenler de var. Üstteki şimdi güneş alıyor, hava alıyor, kuruyor, altındaki nemlik alıyor. Onu karıştırmak için sürekli ayaklarıyla ya da tahtadan yapılmış tırmıklarla, aparatla karıştırmak için. Ayakla karıştırılırsa daha iyi kuruyor. Tüccarın istediği bir rutubet var bunu satarken. 14,5-15 olması gerekiyor. İşte bu şekilde geleneksel olan bu.